Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıfın arkadaşlar en geniş konularından bir tanesi canlıların sınıflandırılmasına başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar canlıların sınıflandırmasındaki işte kullanılan yöntemler, sınıflandırmanın birimleri filan biraz bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlar canlıların çeşitli dediğimiz alemleri tek tek inceleyeceğiz. Bu konuyu arkadaşlar tamamladıktan sonra zaten 9. sınıftaki ana konu da bitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar canlılar tabii ki eskiden beri sınıflandırılmış. İlk sınıflandırma yapan arkadaşlar e, Aristo Amfilik dediğimiz suni sınıflandırma yapmış. Tabi günümüzde arkadaşlar kullanılmıyor. Günümüzde kullanılan sınıflandırma ise arkadaşlar bilimsel ya da filogenetik sınıflandırma veya doğal sınıflandırma dediğimiz arkadaşlar sınıflandırmadır. Peki Aristo arkadaşlar canlılar sınıflandırırken niye bakmış? Bakın canlılar arkadaşlar gözlenebilen dış özelliklerine göre ve yaşadığı ortama göre sınıflandırılmış. Ama günümüzde arkadaşlar bu şekilde bakılmıyor. Nasıl bakılıyor? Canlılar akrabalık derecelerine göre sınıflandırılıyor. Nelere bakıldığını arkadaşlar zaten geleceğiz sırayla gidelim. Aristo yaşadığı ortama göre işte uçabiliyor mu, yüzebiliyor mu, işte nerede yaşıyor filan, işte boyu nasıl küçük müdür, büyük müdür falan. Buna göre arkadaşlar ne yapmış? Bunları sınıflandırmış. Daha doğrusu arkadaşlar analog organ benzerliğine bakmış Aristo. Ne demek analog organ arkadaşlar? Bakın yapıları farklı olmasına rağmen veya kökenleri farklı olmasına rağmen görevleri aynı organlardır. Burada arkadaşlar bakın kelebek, yarasa ve serçe arkadaşlar bunlar görüyorsunuz. Bakın bunlar kanat yapıları birbirinden farklıdır. Kelebeğin kanatı işte keratin proteini var yapısında. Ondan sonra yarasa arkadaşlar bakın perdeli el ve ayaklarıyla uçuyor dikkat ederseniz yarasa. Normal kuşun kanadından farklıdır bu da. Serçenin kanadı zaten arkadaşlar yap olarak bunlardan farklıdır. Ama görevleri aynı değil mi? İşte ne yapmış Aristo arkadaşlar? Bunları görevlerine göre ne yapmış? Aynı gruba koymuş. Mesela hayvanları ne yapmış? Suda, karada ve havada yaşayanlar diye ayırmış. Dolayısıyla ne yapmış? İşte kelebek, yarasa, serçe aynı gruba koymuş. İşte balina, yunus, Ondan sonra balık bunları aynı gruba koymuş değil mi? Hayvanları suda, karada ve havada yaşayanlar diye ayırmak arkadaşlar da suni sınıflandırma anlamına geliyor. Bitkileri nasıl ayırmış arkadaşlar? Ot, çalı, ağaç diye ayırmış. Yani boyutlarına göre bunları sıralamış. Ama bilimsel sınıflandırma arkadaşlar bu şekilde bakmıyor değil mi? Mesela e, suda yaşıyor balina. Ama ne yapıyor? İşte akciğer solumu yapıyor. İşte iç söyleme, iç gelişme gösteriyor. Yavrusunu sütle besliyor değil mi? Dolayısıyla bunlara bakarak ne demişler? Ha demişler ki bunlar balıklardan farklıdırlar demiş. Bilimsel sınıflandırma. Bilimsel sınıflandırma ne yapıyor dedik? Akrabalık derecelerine bakıyor. Homolog organlara bakıyor. Bakın analog organ ne dedik? E, yapıları farklı olmasına rağmen, kökenleri farklı olmasına rağmen görevleri aynı organlar. Ama homolog organlar arkadaşlar daha doğrusu bilimsel sınıflandırma neye bakıyor? Göreve değil de yapıya bakıyor. Diyor ki bu bilimsel sınıflandırma benim için de yapı önemlidir diyor. Yapılar ya da kökenleri aynı organlara bakıyor. Mesela insanın e, kolu, işte kedinin öne ayağı, balinanın yüzgeci, yarasanın kanadı. Arkadaşlar yapılarına baktığımız zaman e, yapılar birbirine benziyor. Bakın ön kol dirsek kemikleri falan var gördüğünüz gibi. Yani yarasanın kanadı mesela bakın bir kuşun kanadından çok farklı. Balinanın yüzgeci mesela tamam belki yüzmeye yarıyor yüzgeç ama e, nedir? Bakın yapısı normal balıkların yüzgecinden çok farklı. Bizim kolumuza falan daha çok benziyor. İşte bunlara biz ne diyoruz? E, homolog organlar diyoruz. Yapıları ya da e, kökenleri aynı organlardır. İşte balinanın yüzgeci, yarasanın kanadı, insanın kolu, kedinin ön ayağı gibi arkadaşlar. Bunlar dikkat ederseniz bunların hepsi de memeliler grubuna giriyor. O zaman şöyle bir cümle kurabiliriz. İki canlı arasında homolog organ benzerliği arttığı zaman işte bilimsel sınıflandırmaya göre akrabalık ne yapmış oluyor? Artmış oluyor diyoruz. Başka neye bakmış bilimsel sınıflandırma? Günümüzde kullanılan bu zaten. Arkadaşlar anatomik benzerliğe bakmış. Yani tamam balina suda yaşıyor ama e, kalbine baktığımız zaman normalde balıkların kalbi iki odacıklı olmasına rağmen e, balinanın kalbi nedir? Yunus'un kalbi dört odacıklıdır. Yani kalbindeki odacık sayısı, işte anatomik benzerlik. Yani iç yapı benzerliğine bakılmış. İşte nasıl solunum yapıyor, nasıl boşaltım yapıyor, değil mi? İşte akciğer solunum yapıyor, nefes alıp dalıyor. Yani suyun altında fazla kalırsa bizim gibi boğuluyor yani. Dolayısıyla nasıl boşaltım yapıyor, üremesi nasıldır, gelişme nerede oluyor, döllenme nerede oluyor? İşte bu fizyolojik benzerlik dediğimiz arkadaşlar, bu işlevlerin benzerliğine bakılıyor. Başka neye bakılıyor? Bilimsel sınıflandırma yapılırken e, biyokimyasal benzerliğe bakılıyor. Ne demek biyokimyasal benzerlik? DNA ve protein benzerliğine bakılıyor. Günümüzde zaten DNA'daki baz dizileri filan arkadaşlar e, belirlenebiliyor. İşte ne oluyor? Canlı arasındaki akrabalıklar, DNA'daki bu benzerlikler filan, proteinleri ne kadar benziyor? Buna göre arkadaşlar ne oluyor? Sınıflandırmada bunlar kullanılıyor. Arkadaşlar sorularda da bu protein benzerinde dikkat edeceğimiz bir şey var. Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi soruda diyor ki mesela işte A canlısından diyor işte kan alıyoruz tamam mı? Bunu işte X, Y, Z, T canlılarına damlatıyoruz değil mi? Çökelme çok olduğu zaman diyor ki bunların işte bu aile olan akrabaların işte sıralarınız filan işte hangisi daha yakın akrabadır, hangisi daha uzak akrabadır diye soruluyor. Bakın diyelim ki arkadaşlar e, e kanıyla XYZT'nin kanını karıştırdık. Eğer çökelme fazla olursa arkadaşlar nedir? Bu canlı aile uzak akraba olur. Yani diyelim ki işte burada %20 çökelme oldu. İşte burada %5 çökelme oldu. Burada işte %10 çökelme oldu. Burada da işte 30 çökelme oldu. İşte hangileri bu aile yakın akrabadır dediği zaman arkadaşlar çökelmenin az olduğu yani bu Y canlısı buna daha yakın akrabadır diyoruz. Tamam mı? Yalnız bazı soruda şöyle soruluyor. Onu da dikkat edelim. Diyelim ki biz A canlısına arkadaşlar B canlısına kan verdik. Tamam mı? Buna kan verdik. Şimdi bu ne yaptı arkadaşlar? Bunun kanında A canlısına karşı antikorlar oluştu. Daha sonra bu antikorları içeren serumu alıp biz X, Y, Z, T canlısına damlattığımız zaman Evet, çökelme çok oluyorsa bu sefer ne oluyor? Bu X, Y, A'ya akrabalığı sorulabiliyor soruda. Bakın şöyle düşünün. İşte buna değer verelim istersen. Burada işte %5 çökelme var. Bununla işte %10, bununla %15 diyelim. Buna da %20 çökeliyor. Şimdi bize soruyor ki A ile X, y, Z, T işte hangilerinde akrabalık fazladır? O zaman ne yapacağız? Bakın B canlısındaki antikorlar kime karşı üretildi? A'ya karşı değil mi? Dolayısıyla bu antikorlar bunların da proteini çökeltiyorsa demek ki burada çökelmenin fazla olduğu T canlısı ne yapıyor? A canlısına daha çok benziyor. Çünkü B'nin A'ya karşı ürettiği silahlar değil mi antikorlar yani T'yi daha fazla çökelttiği için demek ki burada T A'ya daha çok benziyor. Dikkat edin. Burada direkt damlattığınız zaman çökelme çok olursa akrabalık uzak olur. Ama burada kan verdin, oluşan antikorları aldın, serumu aldın yani. Bunu damlattın bu canlıların kanlarına. Bu sefer çökelme fazla olan A'ya yakın akraba olmuş oluyor. Buna dikkat edin sorularla. Bakın iki çeşit oluyor. Birinde fazla olunca uzak, birinde fazla olunca yakın olmuş oluyor akrabalık. Başka neye bakılıyor? Fosillere bakılıyor. İşte akrabalık tespit edilirken, işte kimin kökeni nereden geliyor filan işte evrime göre. Bunlara bakılıyor. Embriyolojik benzerliğe bakılıyor arkadaşlar embriyolojik benzerlik nedir? İşte yumurtadaki işte yumurtada gelişenler için veya bizde anne karnındaki o embriyonik gelişim var ya. Oradaki gelişim süreçlerine bakılıyor. Buna göre de arkadaşlar sınıflandırma yapılıyor. Mesela işte balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memelilerde de embriyo döneminde arkadaşlar bu e, solungaç yarıklarına benzer izler oluşuyor hepsinde. İşte bilim adamları bunu solungaca görümlüyorlar. Diyorlar ki ha bakın bunların hepsinde solungaç izleri var. Daha sonra ne oluyor? İşte balık ve kurbağalar da kalıyor. İşte sürüngen kuş memeliler de kayboluyor bu. İşte bunlar ne yapmışlar? İşte sınıflandırmada demişler ki bunların hepsine biz omurgalı diyelim. Ya yani buna da bakılmış. Embriyolojik benzerliğe, o aşamalara falan bakılmış. Ayrıca arkadaşlar vücut simetrisine de bakılıyor sınıflandırmada. Bunda arkadaşlar çeşitleri var. Mesela bazı canlıların bir, bir vücut simetrisi yoktur. Mesela süngerler sınıflandırılırken hayvanlarda herhangi bir vücut simetrisi, diğer organlarda yok, sistemleri de yok zaten birçok sistemi. <laughs> Pardon. O yüzden arkadaşlar ne oluyor işte vücut simetri bulunmadığı için demişler ki bu en basit hayvan olsun diğer tabii başka özelliklere de bakarak. Bizde mesela nasıl simetri var? Mesela insanı böyle ne yapabiliriz? Biz ikiye bölebiliriz değil mi? Bir göz bir tarafta bir göz bir tarafta kalıyor. Bir işte kulak bir tarafta bir kulak bir tarafta böyle bir simetrik bir yapımız var. Buna biz bilateral simetri diyoruz. İşte deniz yıldızına mesela bunu tek bir çizgiden yapmanız mümkün olmuyor. Beş tane kol olunca mesela. Bu sefer ne oluyor işte birden fazla işte işin sal simetri varında mı falan filan çeşitleri var. Buna bilmemize gerek yok. Ama vücut simetrisi arkadaşlar sınıflandırmada kullanılıyor. Canlıların gruplarının belirlenmesinde. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? E, bilimsel sınıflandırma dedik ya bu bilimsel sınıflandırma arkadaşlar bilimlerine bak. Arkadaşlar sınıflandırmanın birimleri yani bu bilimsel sınıflandırmanın birimlerinden bahsediyoruz. Arkadaşlar biyolojide bakın bu çok temel bir tanımdır en alt birim nedir? Türdür. Türü biz nasıl tanımlıyoruz? Yani iki canlının aynı tür olması ne anlama geliyor? Bir kere bakın tür ortak bir atadan gelecek ve çiftleştiklerinde arkadaşlar bakın yavruların olması yetmiyor. Yavruları olsa bile arkadaşlar bu kısır olursa yavruları biz buna gene aynı tür diyemiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Kısır olmayan yani verimli döller oluşturan canlılar aynı türdür. Yani torunlar olması gerekiyor diye de düşünebilirsiniz yani. Bakın buna en güzel örnek arkadaşlar. Atla eşektir. Bakın at ve eşek. Bunlar arkadaşlar çiftleştiği zaman ne oluyor? Katır oluşuyor. Şimdi atla eşek aynı tür müdür? Değildir. Neden? Çünkü bakın oluşan katır arkadaşlar nedir? Katırlar kısırdır. Bütün katırlar kısırdır. Yavrular olmuyor. Yani atla eşeğin arkadaşlar ortak bir torunu olmaz yani. Bakın bunların ortak torunları olmaz. Ortak torunları olmaz. O nedenle diyoruz ki at ve eşek aynı tür değildir diyoruz. Peki neden olmuyor arkadaşlar? Onu da söyleyelim isterseniz. Bakın eşeklerde arkadaşlar 64 kromozom var. Şey 62 kromozom var pardon. Atlarda ise 64 kromozom var. Katır ne oluyor o zaman? 63 kromozomlu oluyor? Bakın 2N63 arkadaşlar biliyorsunuz 2N olması için ne olmazsa bir kere çift sayı olmazsa. Demek ki bazı kromozomlar homoloğu olmuyor. Dolayısıyla bunlarda da arkadaşlar Mayoz sırasında işte homologlar tam oluşturamadıkları için kromozomlar düzgün dağılamadıkları için ne oluyor bu sefer? Ee, yumurta ve sperm arkadaşlar oluşma ihtimalleri çok azalıyor. Oluşturamıyorlar. O yüzden yavruları olmuyor diyebiliriz. Yalnız burada arkadaşlar katır oluşabilmesi için eşeğin, e, erkek atın dişi olması lazım ki katır oluşsun. Tam tersi olursa başka bir canlı oluşuyor. O da zaten çok üretilmek istemiyor. Peki katır neden üretiliyor? Arkadaşlar katır At cüsseli bir hayvandır ama çok dayanıklı değildir. Eşek de e, dayanıklı bir hayvandır ama cüsseli değildir. Yani çok fazla yük taşıyamayabilir. Katır arkadaşlar eşek gibi dayanıklıdır. At gibi de biraz daha iri yapılıdır şeye göre, eşeğe göre. Dolayısıyla bu çiftliklerde çalıştırılmak için de bu üretiliyor diyebiliriz. Demek ki niye bakacağız sorularda? Yavrular olması yetmiyor. Ne olması lazım? torunları olması lazım. Atlar aynı tür müdür kendi arasında? Evet. Çünkü atların işte yavrular oluyor, taylar oluyor. Onların da yavrular oluyor. Eşekler de kendi içinde aynı türdür değil mi? E, Sıpalar oluyor. Onların da yavrular oluyor. Ama at eşek aynı tür değildir. Zaten kromozom sayılarının farklı olmasında da arkadaşlar aynı tür olmadıkları söylenebilir. Niye? Çünkü bakın aynı tür canlıların kromozom sayısının aynı olması lazım. Sadece kromozom sayısı mı değil, besleme şekilleri de aynıdır. Solunum şekilleri aynıdır, boşaltım şekilleri aynıdır, boşaltım ürünleri de aynıdır yani. Peki farklı tür canlıların bu özellikleri aynı olamaz mı? Olabilir. Yani işte besleme şekli aynı olabilir. Mesela ayı hemetçile moçuldur bizim gibi değil mi? Domuz da hemetçile moçuldur, tavuk hemetçile moçuldur. Kromozom sayıları da aynı olabilir. Değil mi? Moli balığı, ondan sonra kurt bağrı bitkisi ve insan hepsinde arkadaşlar ne var? 46 kromozom var tamamı 46 kromozomdur bu 3 üç tanenin, üçünün Ama aynı tür değillerdir. Ondan sonra cuma, e boşaltım ürünleri dediğimiz gibi aynı olabilir. E, kromozomları da sayısı da aynı olabilir. Bak burada çok bir incelik var, dikkat edin. Eğer iki canlının arkadaşlar aynı tür olduğunu biliyorsak şunu diyebiliriz. Kromozom sayıları aynıdır. Ama şimdi biz bu canlı aynı tür olup olmadığını bilmiyoruz. Ama kromozom sayıları aynıdır deniyor. O zaman biz bunların aynı tür olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Dikkat edelim. Arkadaşlar kromozom sayısı gelişmişlikle ilgili bilgi vermez. 500 kromozomlu eritötü var. Klasik örneğimiz. Dolayısıyla kromozom sayısı fazla ama tabii ki gelişmiş bir canlı değil. Diğer canlı, birçok canlıya göre, bize göre filan. Aynı tür canlıların DNA ve protein yapısı tamamen aynı mıdır? Değildir değil mi? Dolayısıyla biz mesela insanları düşünün. Aynı türüz değil mi? Ama DNA yapımız tamamen aynı olsa zaten tek yumurta ikiz olurduk değil mi? Dolayısıyla bunda tek yumurta ikizleri hariçtir de diyebilirsiniz. Tek yumurta ikizlerin arkadaşlar DNA'ları da aynıdır. Tek yumurta ikizleri hariçtir. Şimdi ne yaptık biz arkadaşlar? En alt birimden bahsettik. Yani türden bahsettik. Bundan başka hangi birimler var? Onlara bakalım. Bakın alem, şube, sınıf, takım, familya, cins ve tür. Bunu tekerlemesi de var arkadaşlar. Aklınızda eğer kalmaz ise bunu da şey yapabilirsiniz. Ben böyle çok ezber şeyleri çok bir, bilmiyorum da çok da yani öyle, çok deli anlatmam öyle ezber şeyler ama burada arkadaşlar akılda da kalabiliyor bu. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı diye öğrenciler biz de duyuyoruz bunlar yani. Familya dediğimiz şey ailedir arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyelim. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar en alt birim tür bunu zaten tanımladık. Bakın alem en üstte bunu bir soyac gibi düşünebilirsiniz. Yani en üstte bir tane işte dede var. İşte onun altında onun çocuklar var. Bakın birden fazla şube oluyor. Şube içerisinde birden fazla sınıflar, işte takımlar, familyalar derken böyle dalınarak aşağı doğru inen arkadaşlar bir yapıdan bahsediyoruz bu sınıflandırmada. Şimdi arkadaşlar türden aleme doğru gittiğimiz zaman mesela işte kedi türü düşünün tamam mı? Hayvanlar alemi için düşünün ve hayvanlar alemi düşünün yani. Şimdi arkadaşlar birey sayısı ne yapar? Artar. Tabii ki kedilerin birey sayısı mı daha fazla olur? Hayvanlar alemi mi? Kedi zaten bir hayvandır. İçinde başka hayvanlar da var. Dolayısıyla ne oldu? Bakın birey sayısı arttı. Başka çeşitlilik artar değil mi? Bakın hayvanlar içinde tabii ki daha çok çeşitli canlı var değil mi? Dolayısıyla çeşitlilikte ne yapmış olur? Artmış olur. Ortak özellikler azalır. Yani iki kedinin ortak özelliği mi daha fazla olur? İşte hayvanlar aleminde tuttunuz bir kedi bir de istakoz geldi. Tabii ki ortak özellikler ne yapar? Alemi doğru arkadaşlar azalır. Protein benzerliği de azalır. Bakın DNA benzerliği de diyebilir. Gen benzerliği demiş zaten. Bu DNA benzerliği de denebilir. Zaten DNA benzerliği ile protein benzerliği aynı anlama geliyor değil mi? Çünkü proteinler DNA'dan sentezleniyor ya. Dolayısıyla akrabalık, benzerlik diye yazabilir bunu. Bakın benzerlik azalır. Akrabalık azalır. Protein benzerliği azalır. Gen benzerliği azalır. Farklı özellikler ne yapar derse artar değil mi? Bakın dikkat edin farklı özellikler artar. Farklı özellikler aleme doğru artar diyebiliriz. Birey sayısı ve çeşitlilik arkadaşlar artar. Akrabalık, benzerlik, DNA, protein benzerliği, gen benzerliği falan bunlar arkadaşlar ortak özellikler falan azalır. Şimdi arkadaşlar dünyada çok sayıda tür var ama keşfedilemeyen tür çeşit sayısının çok daha fazla olduğu söyleniyor her canlı arkadaşlar bu bilinen yani bulunan keşfedilen canlıların bir alemi, bir şubesi, bir sınıfı, bir takım, bir familyası, bir cinsi, bir türü var mutlaka ve biz bunları adlandırıyoruz. Tamam bu gruplar işte özeline göre işte bakıyorlar ne niye benziyor işte bitkimidir, hayvan mıdır işte mantar mıdır değil mi protista mıdır bakteri midir işte prokaryot ökaryot mudur hücre yapısına göre filan buna göre ne oluyor arkadaşlar alemi ondan sonra işte hayvan olduğunu anladıktan sonra işte şubesi nedir Omurgalı mıdır, omurgasız mıdır? İşte omurgalı ise işte nedir? Balık mıdır, kurbağa mıdır, sürüngen midir, kuş falan filan. Bu şekilde arkadaşlar her canlı neyi var? Bir sınıflandırması var. Burada arkadaşlar bakın kanüstü pus dediğimiz nedir? Kurt bu. Buna bir meze gerek yok. Siz burada latince olarak kenara dikkat etseniz yeter. Kurtun latincesi bu. Kurtun arkadaşlar sistematiği bu. Hangi aleme giriyor arkadaşlar kurt? Hayvanlar alemine giriyor. Bakın hayvan aleme denk geliyor. Mesela hayvanlar şubesi diyemezsiniz tamam mı? Soruları bunu sormuşlar daha önce. Ve omurgalılar alemi diyemezsiniz yani. Ve memeliler şubesi olmaz. Memeliler sınıfa denk geliyor. Omurgalılar şubeye, hayvanlar aleme denk geliyor. Bakın etçiller, otçullar takım. Kurtu yap, yapıyoruz ya. Kurt nedir? Hayvanlar aleminde. Omurgalılar şubesinde, memeliler sınıfında, etçiller takımında. Arkadaşlar kurt köpekle yakın akrabadır. Aynı familyadalar bakın. Köpekgiller familyasında kan istediğimiz cinse aittir ve Canis lupus arkadaşlar nedir? Kurtun Latince adıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın her e, türün arkadaşlar bu şekilde ikili bir adlandırması var. Bunu arkadaşlar ilk ortaya atan Carl von Linne diye bir adam. Demiş ki her canlının arkadaşlar demiş iki tane adı olsun. İkili adlandırma veya binomial adlandırma diyoruz bunu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şey var yani ortak adlandırma neden önemli? Ee, diyelim ki arkadaşlar bir araştırma yapacaksanız e, her canlıyı herkes kafasına göre adlandırırsa arkadaşlar diyelim ki bunlar gibi araştırma yaptığınız zaman e, o bilgiye ulaşmanın zor olabilir değil mi? İşte ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz. Bir araştırma yapacaksınız o canlıyla ilgili ama baktınız ki bir adam bunu yapmış zaten. Değil mi? Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? E, ortak bir havuz olması yani bilimde. Diyorsunuz ki ha bu adamın araştırmış zaten bu sefer sen başka bir şey araştırıyorsun, onun üzerine başka bir şey koyuyorsun derken bu şekilde bilimin arkadaşı daha hızlı ilerlemesi sağlanıyor diyebiliriz. Bakın ne demiş abi bu? Demiş ki her canlı demiş ikili adı olsun demiş. Binomial adlandırma yapalım demiş. Bakın Pinus nigra. Bakın bu Pinus nigra. Şunu, şundaki şuna gösterebiliriz. Canis lupus diyoruz ya. Bu birinci isim nedir arkadaşlar? Canlının bulunduğu cins basamağının adıdır. Yani Canis lupus'u gördüğüm zaman ben şunu diyebilirim. Ha, bu Canis cinsine aittir gördüğünüz gibi. İkincisi arkadaşlar nedir bunun? Tamamlayıcı attır. Bakın buna tür adı demeyelim lütfen. Tamamlayıcı. At. Yani bu canlıya ait bir özelliği belirtebilir. Yer adı olabilir bu. Yani bu değişebilir. Peki tür adı hangisidir arkadaşlar? Tür adı bunun tamamıdır. Bunun biz tamamına tür adı diyoruz. Tamam mı? Birincisi cins, ikincisi tamamlayıcı ad, tamamına bir tür adı diyoruz. Yani aynı tür canlı ne olması lazım? İki isminin de aynı olması lazım. Biz arkadaşlar bizim sınıflandırmamız nerede ayrılıyor? Onu da yapalım isterseniz. Biz de hayvanlar aleminde inceleniyoruz. Omurgalılar, şube memeliler sınıfında, etçiller, otçullar takımında. Biz arkadaşlar homonida diye bir familyamız var. Homo cinsine aitiz, Homo cinsine aitiz arkadaşlar ve e, türümüzün adını Homo sapiens. Homo sapiens arkadaşlar insan türünün latince adıdır. Hepimiz homo sapiensiz yani öyle Ahmet Mehmet yok. Pinus nigra bakın birincisi arkadaşlar cins ikincisi dedik ki tamamlayıcı tamamı tür adı. Pinus halepensis morus nigra morus albasına da şey sormuşlar. Demişler ki şu dört tane yazdık ya buraya biz. Bunlar yakın, hangileri yakın akrabadır demişler. Pinus nigra ile morus nigra mı yakın akrabadır? Yoksa işte Pinus nigra ile Pinus halepensis mi yakın akrabadır? Şimdi arkadaşlar bakın, ikinci isim Nigra'ya, bu kafanızı karıştırmasın bakın. Nigra kara demek. Yani işte kara çam, kara düğü. Ya kara diye yakın akraba mı olacaklar değil mi? Tamamlayıcı ad diyoruz ya, yere de olabilir veya aynı yerde bulunuyorlar diye yakın akraba mı olmaları lazım değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız biz? Bakın pinuslar aynı cinsin farklı türleri görüyor musunuz? E pinusla moruz bakın farklı cinse aitler. Aynı cinse ait olan iki canlı var. E farklı cinse ait olan iki canlı var. Bunlar aynı cinsin farklı türleri pinuslar. Pinus nigra ile morus nigra nedir? Farklı cinsin farklı türleri. Dolayısıyla pinuslar arkadaşlar aynı cinse ait oldukları için yakın akrabadırlar. Morusları nedir arkadaşlar? Yakın akrabadırlar diyebiliriz. Tamam İkinci isme bakarak arkadaşlar Yanılmayalım diyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar devam edelim. Canlıların çeşitliliğine devam edeceğiz.